Şimdi siz diyor musunuz? Şu anda da belediye başkanıdır hala Vefa Salman. Hala belediye başkanıdır. Şimdi diyor musunuz? Önce ver belediye başkanına bir konuş. İşimizdekileri bir akılsın. Ona biz oy verdik. Onu biz belediye başkanı seçtik. Önce mikrofonu ona ver diyor musunuz? Diyorum. Mikrofonu. Mikrofonu vermeye de siz karışırsınız. Koltuğa oturmaya da siz karışırsınız. O koltuğa Vefa Salman'ı siz oturttunuz. Oy aksın, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimler oturtmadı. O zaman o koltuktan indirmek isterseniz de siz indirirsiniz. Milli irade böyle bir şeydir. Şimdi Yalova'da bütün kesimlerin gönlünü kazanmış değerli kardeşim Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'a veriyorum mikrofonu. Değerli hemşehrilerim, değerli yavrular, sizleri buraya kaçıncıya topluyorum, vallahi sayısını ben de unuttum. Ama sorumlusunun, suçlusunun ben olmadığımı hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Öncelikle size tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum. Ve bu anlamlı günde bugünün küçüklerinin, yarının büyüklerinin, Mustafa Kemal'in armağan ettiği bu güzel günde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutlayarak başlıyorum. Eski belediye başkanı dün akşam bir televizyon kanalındaymış. Dinleme şansım olmadı. Arkadaşlar bana ne söylediklerini telefonla iletiyorlardı. Niye cevap vermedin? Veya Muharrem Bey niye dönmedi? Biz cevabı Yalova'da veririz. Bu meydanda veririz. Televizyonda vermeyiz. Şimdi size cevaplarını vermeye başlıyorum. Birer birer. Onun attığı çamuru, attığı çirkefi, yalanlarının kuyruklusunu, yalanlarının karışkasını şimdiye kadar anlatmadığım bir iki şeyi paylaşacağım ben. Çok şeyi paylaştım ben. Vallahi ben bu kadar meşru olmak istemedim. Onlar ettiler. Onların bağlıydı. Şimdi bakın, buradan ben bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bir tek şey istiyorum ben. Ulusal basından da, yerel basından da. Bu kentin ilk milletvekili, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Yakup Kaçal'ın birinci derece akrabası, siyaseti de çok iyi bilen, doğru dürüst yapan bir insan. Ona arayıp sorsunlar. Hileyi, hurdayı, çirkefi, karalamayı, yalanı, peşkeşi, rantı Yakup Kaçal mı yapar, Vefa Salman mı yapar? Yakup yapar, Yakup! Bakın değerli arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim. Demiş ki, Muharrem İnce ile Vefa Salman iki koyun gidemez. Vallahi şunu söyleyeyim, Muharrem İnce diye Vefa Salman da koyun gütmesini çok iyi bilir. Biz baba parasıyla büyümedik. Hem çalıştık hem okuduk. Koyun gütmeyi de babamlarımızdan öğrendik. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz koyun gütmeyi biliriz. Ama adaleti de biliriz. Hakkı hukuku da biliriz. Hakkaniyeti de biliriz. Kamu malını pazarlamayı, kamu malını peşkeş çekmeyi, kamu arazilerini yandaş müteahhite ranga çevirmeyi hiç bilmeyiz, hiç öğrenmedik, hiç öğretmediler. Şimdi bakın değerli dostlarım, değerli yalanlar. Yine bazı yalanları doğrusuyla size anlatmak istiyorum. Bir, takmış kafayı bisiklet yoluna.
bisiklet yolunu kaldırdı diyor. Ya Allah aşkına, oy korkusundan İstanbul Caddesi'nden, Cumhuriyet Caddesi'nden dumanları önce kendi kaldırdı. Ben kaldırmadım ki. Esnaf buna teşekkür etti. Pes ya, ayıp valla. Şunu da söyleyeyim. Ben bisiklet yolunu kaldırmadım. Yalova'yı dünya kenti, modern kent yapacağım dedim. Hiçbir dünya kentinde olmayan bisiklet yolundaki dumanları kaldırdım. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu bir. İkincisi, ağzına dolamış 80 kişiyi işten çıkardı. Yalan, kuyruklu yalan. Onun 80 kişi dediği aslında 74 kişi. Onu bile yalan söylüyor. Bakın, onları hizmet alımıyla Yalova Belediyesi'ne almışlar. Şubat'ın sonunda sözleşmeleri bitmiş, bir ay daha uzatmışlar. Ben bütün ihaleleri durdurmama rağmen etik bulmadığım için o işçilerin sözleşmesini bir ay daha uzattım. İşin doğrusu bu. Ben işçinin hakkıyla oynamaya gelmedim. Alın teriyle çalışanların ekmeğini oynamaya gelmedim. Ben vefa salmadım. Yakup Koçal değilim. Uzun olsun acaba. 10-15 dakika. Bakın, biz geldik ne yaptık? Kolun yoruldu mu? İşçi işten çıkarmadık ama 3 aydır ödenmeyen işçilerin ikramiyeleri ödedik önce. Aslanlar değil mi? 18 tane işten emekli olmuş insanların kıdem tazminatları ödemişti. Önce onları da ödedik. Onların mağduriyetinde giderdik. Başka bir şey daha söyleyeyim. Belediyenin borcunu dün söyledim burada. Ne yaptık biliyor musunuz? Yalova'da belediye iş yapan 10 milyona kadar ne kadar eski alacağı olan var hepsini ödedik. Şimdi bu arada dostlarım, sevgili Yalovalar, en can alıcı noktaya geliyorum. Diyor ki, geldiler projeleri durdurdular. Sadece şunu söyleyeceğim. Meşhur zambak projesi var. Bakın, bu zambak projesi ne? Evde oturacaksın, evden dükkan edeceksin. Böyle bir şey yok. Çiftliğe çevirmişler. Çiftliğe. İşe 9'da gelen var, 9.30'da gelen var, öğlende gelen var, hiç gelmeyen var. Ama asıl önemli olan burası değil. Lütfen burasını çok iyi dinleyin. Bakın, zambak projesinin yazılımı 2 milyon liraya şirketten alınmış. Parayı kim ödemiş? Yalova Belediyesi. Proje kimin? Kamunun. Yalova Belediyesi'nin. Yakup Koçal ne yapmış biliyor musunuz? O projenin kendi adına tescili için Ankara'ya başvurmuş. Yani zimmetine projeyi geçirmiş. Zimmetine parayı geçirmiş. Peki şunu da söyleyeyim. Ankara'ya başvurmuş, demişler ki, reddetmişler. Bu demişler kamu projesi. Kamu kaynağıyla yapıldı, tescil ettiremezsin kendi adına. Doymamış, o zaman zambak diye başvurmuş, ikinciye Yalova zambak diye başvurmuş. Ben ne yaptım? Ankara'da onu da iptal ettirdim. Ben Yalova'nın parasını, kamunun parasını kimseye yedirdim. Yalova'nın bir lirasını yedirdim. Bunu herkes bilsin. Bütün Yalova bilsin, bütün Türkiye bilsin. Şimdi şunu tekrar söylüyorum. Sesim için çok özür diliyorum. Uzatmayacağım fazla. Ben de dedim, kul hakkı yemeyeceğim, yedirmeyeceğim. Adım benim vefa. Doğru sözü demek, sözümde duran demek. Ne dedim bu meydanda? Bana hakkınızı helal etmeyeceğiniz hiçbir kararın altına asla ama asla imza atmayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, bir de şunu söylemek istiyorum. Son olarak, bu ağır cezadaki benim diyor dosyam yok, mahkemem yok diyor.
ağır cezaya giden bir tane davası olduğunu seçim boyunca söyledim. Ama savcıda bekleyen 60 tane dosyası var. O bilmiyor belki ama ben biliyorum. Ben biliyorum. Son olarak diyorum ki bakın, Yakup Koçal'a en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Benim de sevdiğim bir abimdir. Hep şöyle de, sarı şeytan. Evet. Onu sorarsınız kimin söylediğini, Yalova'da herkes bilir. Ama akşamki programda konuştuklarını öğrenince, vallahi de billahi de şeytan bu Yakup Koçal'dan daha melek. Evet, sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Mikrofonu tekrar Yalova'nın gururu, Türkiye'nin gururu, Ankara'nın tüm dostunuz, kardeşiniz, ailemiz, Muharrem İnce'ye veriyorum. Hepiniz